Sevgili arkadaşlar, bugün size bir şeyin garantisini vermek istiyorum. Elinize kalem alın, kağıt alın. Garanti ve bu garantinin altına imza atacağım şimdi. Neyin garantisini veriyorum? Şimdi iyi odaklan. Bunu yaz lütfen. Sen iyi odaklan lütfen. Kurban rolünden çıkmazsan eğer hayatın düze çıkmayacak. Kurban rolünde devam edersen aynı sıkıntılar devam edecek. Garanti bu. Devam ediyorum. İkinci, şikayet edersen sürekli, garanti veriyorum, o yaşadıkların sıkıntılar çoğalacak. Yani mağdur zihniyetiyle devam ettikçe sürekli o derdini sağda solda dillendirir anlatırsan garanti veriyorum ve benim gibi binlerce yüz binlerce araştırmacı da onun altına imza atar. Sen o kafayla, mağdur zihniyetiyle, kurban zihniyetiyle, şikayet etmekle problemlerini büyüteceksin. Kat ve kat çoğalacak. Garanti bu. Kafa yapını değiştirmen lazım. Bakış açını değiştirmen lazım. Bak şöyle örnek vereyim. Daha önceden örnek vermiştim ama tekrar söyleyeyim sana. 70 bin tane ürünü olan bir katalog var, bak 70 bin tane ürün var burada. Sen buradan bir ürünü sipariş vermek istiyorsun. Bak şu ürünü sipariş vermek istiyorsun. Burada sipariş numarası var. Bu telefon numarayı aradığında neyi istemediğini anlatırsan, bak burada 70 bin tane üründen neyi istemediğini anlatırsan, mağdur olduğunu anlatırsan, şikayetlerini anlatırsan, işin neden kötü olduğunu, neden başaramadığını, neden bu işin çözülemeyeceğini, sürekli bir işin nasıl yapılmayacağını sürekli buna anlatırsan garantisi ne biliyor musun? Karşıdaki kişi telefonu suratına kapatacak. Seni dinlemeyecek ve arzuladığın bu ürün sana inan gelmeyecek. Garantisi var. Gelmeyecek. Bu ürünü sana göndermeyecek. Telefonu aradığın zaman, ürünün sipariş numarasını vermediğin zaman gelmeyecek. Neyi istemediğini anlatırsan, 69.999 tane neyi istemediğini anlatırsan, sen 30 seneye ihtiyacın olacak. 30 sene ömrünü ziyan edeceğini garantisi ver. İnsanlar genellikle neyi istemediğini anlatıyorlar. Neyi yaşamak istemediğini anlatıyorlar. Tamam da senin 30 senen, 40 senen gidecek. Burada aradığın kişiye ben bunu istemiyorum, ben bunu istemiyorum, ben bunu istemiyorum diye sürekli telefonda onu söylersen zaten kişi 5 dakika sonra telefonu kapatacak da sen kendi kendine konuşacaksın ve 30 sene, 40 sene arzuladığın o ürüne ulaşamayacaksın. Bunun garantisi var. Kendi kendine boşuna konuşacaksın, ömrünü ziyan edeceksin, ömrünü zayi edeceksin. Yani şikayet ederek, kurban rolüyle, mağdur zihniyetiyle bir yere ulaşamayacağının garantisini verdim. Yazdık değil mi bunu? Yaz bunu. Altına imzayı attık. Yüz binlerce bilim adamı da bunun altına imza alıyor değil mi? Bununla beraber bizim yüce kitabımız da bunun garantisini veriyor. Peygamberimiz de bunun garantisini veriyor. Tamam, iyi incelersek. Tamam, bu garanti. Ama ikinci bir garanti daha var. Ne biliyor musun? Sen hedefine odaklanırsan. Yani bu 70 bin ürünün içerisinden şu ürünü şurayı arayarak sipariş numarasını verirsen bu ürüne, yani arzuladığın hedefe ulaşacaksın. Bu ürünü sana burada yazıyor, bak 3 gün sonra göndeririz diyor. Yani istediğine odaklanırsan, hedefine odaklanırsan, sadece hedefini düşünürsen, örneğin aile huzuru olabilir, hayırsever insan olma gibi bir hedefin olabilir veya sağlıklı düşünme olabilir veya özgüveni yükseltme olabilir. Oraya odaklanırsan ve bunun için çaba gösterirsen, yani rehber eşliğinde bir yol gösterenle oraya ilerlersen hedefine ulaşacaksın. Yani kilit nokta şu sevgili arkadaşlar, kurban rolünden çık artık. Artık mağdur zihniyetinden kurtul artık. Yani istemediklerini dinlendirmeyi bırak artık. Hedefine odaklan. Kendini geliştirmek için çaba göster. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Bu hadisi şerife istersen evinde 20 yere as, dursun, gör onları.
her tarafta asılı dursun. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Ömrünü israf etme. 30 sene, 40 sene arzulamadığın şeyleri dinlendirmeyi bırakınca ömrün zayi olmuyor. Yani çaba göster artık. Mağdur zihniyetinden çık dediğim zaman ne demek istiyorum aslında? Şu sevgili arkadaşlar bak. Şimdi biz bir video yapıyoruz. Örnek veriyorum. Çok basit. Video yapıyoruz. Yüklüyoruz. Faydalı olsun diye. Hedefi anlatıyoruz değil mi orada? Bak şunu 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 yaparsan şöyle olur diyoruz. Ama altına kişi ne yazıyor? Ama hocam bana bunu yaptılar. Bana haksızlık yaptılar. Ben işte ezildim. Ben küçük Emrah'ın kız kardeşiyim. Acıların çocuğuyum diye. Batsın bu dünya diye yorum yazıyorsun tamam mı? Bırak artık bunları. Bunlarla hedefine ulaşmayacaksın. Bak basit anlatıyorum. Bunlarla garantisi var hedefine ulaşamayacaksın. Bu kafa yapısıyla zaten bir yere ulaşamadın. Ulaşamayacaksın. Bu kafa yapısını değiştir artık. Çünkü odak noktan orası. Onu gündemde tutuyorsun, onu besliyorsun. Çiçek gibi düşün. Sürekli onu besliyorsun, onu büyütüyorsun. Problemleri büyütüyorsun gündemde tutarak. Artık kafa yapını değiştir. Vakit geldi. Tamam mı? Bırak artık. Mağduriyet zihnini kenara koy. Kurban rolünü kenara koy artık. Haksızlık yapıldı cümlesini kenara koy artık. Hocam ben kendimi geliştirmek istiyorum ama annem izin vermiyor, çocuklar izin vermiyor, patron izin vermiyor demeyi bırak artık. Bırak, kurtul ve hedefine odaklan. Ne istiyorsun? Onu gündemde tut. Ona odaklan. Kendini geliştirme. Onu istiyorsun. Kendini geliştirmeye odaklan. Kendini geliştirirken yanında bir rehber olması gerektiğine odaklan. En basit bizim eğitimimize katıl. Bu kadar basit daha ne anlatabilirim sana? Yani bunun için çok üstün zekalı olmak gerekmiyor anlatmak için. Anlatılan kişinin de çok üstün zekası olmasına gerekiyor. Bu kadar basit. Buraya odaklandığın zaman, kendini geliştirdiğin zaman, Allah'ın o ilk emrini yerine getirdiğin zaman, yani oku, kendini geliştir emrini yerine getirmeye başladığın zaman zaten çorap söküğü gibi kendi kendine her şey düzeliyor. Senin önünde duvar gibi görünen o kapılar, o duvarlar kalkıyor. Bak bunu kafana koy. Engel diye gördüğün şeyler hepsi kalkıyor, yolun açılıyor. Dolayısıyla artık harekete geç, kendini geliştir. Şimdi bu video ile sen kurban rolünden çıkarttık. Hedeflerine odaklan, bizim eğitimimize katıl. Bizim de sana bu konularda yardımcı olmamızı istiyorsan bizimle iletişime geç. Hemen bu videonun altında link var. Linke tıkla, formu doldur. O form bir analiz gibi sevgili arkadaşlar. Biz oradan anlıyoruz. Yardımcı olabilir miyiz? Anlıyoruz. Sana yardımcı olabileceğimizi anlarsak seni arıyoruz zaten. Ve seninle bir ön görüşme yapıyoruz. Orada ön görüşmede senin ayak bağların nelerdir? Engellerin nelerdir? İçindeki aslan nerede yatıyor? Hangi yeteneklerin var? Hangi potansiyelin var? Bu potansiyelle neler yapabilirsin? Sana onu adım adım gösteriyorum, anlatıyorum. Ve bununla beraber sen de arzuladığın hedefe ulaşıyorsun kurban rolünden çıkarak. Şimdi hemen kendine, evlatlarına, çevrendeki insanlara iyilik yap. Bu videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kal.